canlı yayındayız hocam şu anda. Oh yes. Oradan da soru gelirse sen cevap verirsin. Evet, Şeyma tamam. Hatta ben de canlıyım şu an. En sevdiğim. Aynı zamanda YouTube'da çekiliyor. Ne haber YouTube? 2-4. Evet. 2-4 Ağustos. Şile. Şile'deyiz şimdi. Evet. Doğa Akdeniz'deyiz. Ondan sonra peyderpey devam edeceğiz. Bir de Çamtepe'de var. O ne zaman? 26-1. 26-1. O uzun olan. 4 günlük. O ölümcül İFA kampı. Oraya bu doktora düzeyinde İFA artık böyle. Dipten yanmalı. Efendim bu iki günlük kamp organizasyonlarımızda ne yapıyoruz, ne ediyoruz, insanı fabrikalarına mı döndürüyorsunuz gibi bir şey soruyorlar. Öncelikle şu döndürme işini sık anlatıyorum ama tekrar açıklığa kavuşturayım. Biz kimseyi yere döndürmüyoruz. Lütfen hocam, çok iddialı. Nereye doğru? Ne döndürmesi? Döndürme yok. İnsan fabrika ayarları çalışmasında yaptığımız şey, tüm kamplarda anlattığımız aslında tek temel unsur, insanın 3,5 milyar senelik canlılıktan gelen biyolojik, zihinsel bazı ayarları var. Bunların dışına çıkmamız mümkün değil. Yani o fabrika ayarlarını kaybetmemiz mümkün değil. Sadece içinde yaşadığımız modern hayat bunları bazen hatırlamamıza izin vermiyor, hatırlamamıza engelliyor. Biz bu kampta onları en sade, en anlaşılır şekilde bir hatırlayıp bunlara uygun bir yaşamı modern hayatın içerisinde nasıl inşa ederiz? Biraz onun üzerinde duruyoruz. Biliyorsunuz artık her yerde anlattım. Daha kitap bitiremedim ama herkes öğrendi. 5 tane ayar var işte. Bu 5 ayarı biraz uzun uzadıya konuşuyoruz. Az yemek, hareket etmek, diğer insanlarla bağlantı kurmak, stresi yönetmek ve sınırları aşmak gibi 5 tane ayarımız var. Bu ayarları gerçek hayatta nasıl gerçekleştiriyoruz? Biz bunu nasıl kullanıyoruz? Sizler nasıl kullanabilirsiniz? Biraz teorik dersten öte, azıcık sohbet, muhabbete dayanan, biraz daha derinlikli, soru-cevap şeklinde ilerleyen ve hayat tecrübelerimiz üzerinden konuştuğumuz bir muhabbet. Hepinizi bekliyoruz. Elimizden geldiğince sık yapmaya çalışıyoruz. Kamp organizasyonu falan biraz zor bir iş. Gönül ister ki ben her hafta sonu bunu yapayım. Ama onu yapamıyoruz. İşte oldukça böyle fırsatlar. Bu arada daha önce Şile Doğa Kulüp'te bir İFA kampı ve bir çocuk kampı yaptık. Gerçekten oradan çok memnunuz. Gelenler de çok memnun kalıyorlar. Biz vallahi orayı çok benimsedik. Siz de gelin bekleriz. Orada ortam güzel. Burada merak ettikleriniz sorular vardı. Ben bir tane soru sorayım hemen. Burada yazılan yaş sınırı var mı? Katılım yaş sınırı insanın fabrika ayarına yok. Fakat genellikle yetişkinler için düşündüğümüz bir kamp bu. Yetişkinler derken erken gençlik döneminden itibaren yani üniversite öğrencisi yaşından itibaren tüm katılımcılarımız açık. Şimdiye kadar 70 küsur yaşında katılımcılarımız da oldu. 17, 18, 19 yaşında katılımcılarımız da oldu. Hepsi gayet ne kadar güzelmiş. What is this? Bakar mısın ya? Şunu çek ya. Şunu çek. İşte bunu ya. Gerçekten. İnsanın fabrika ayarlarının çok önemli İşte bu. Parçası. Bunlara yoğunlaşıyoruz daha çok. Yani ne yapayım ince noktam. Çek beni motoru da çek bak orada. Bak aşağıda. Yazık. X-Max'ım gözüksün lütfen. Hiçbir canlı yayına daha çıkmadık kendisi. Ne demek scooter? Resmen motorla bir kere. Lütfen scooter diye görmeyelim. O da kendi çapını. Evet. Gelelim insanın fabrika ayarlarına. Evet. Yaş sınırı. Yaş sınırımız yok efendim dediğim gibi evet. Ama hani çok küçüklerde pek rahat edemezler. Çünkü biraz daha hani böyle güncel hayattan acık dert çekmiş olmak, biraz o dertlerden sıyrılmanın yoluna bakıyor olmak bu kamptan faydayı arttıran bir husus. Evet. Ben sorabilirim hocam. Şimdi otel deyince insanların aklına böyle bir bina, içinde de eğitim alanları canlanıyor. Bence biraz Şile Doğa Club'tan bahsedip benim işimi kolaylaştırabilirsiniz. Evet, sen orayı anlatmakla sorumlusun. Hocam bir de yemeklerle ilgili insanları sınırlıyor musunuz? Böyle şeyler duyuyorum, bu ifa yok. Bir de tavsiye var, ısrar yok efendim. Biz mesela günde iki öğün yemenin yeterli olacağını anlatıyoruz ama bazen biz de üç öğün gömebiliyoruz. Biz insanız. Dolayısıyla coşmanın alemi yok. Şeyde Şile Doğa Kulüp'te gerçekten süper bir mutfak var. Kendi fırınları falan filan. Yani neyse şimdi anlatıp da ağzınızı sulandırmayayım. Ama biz orada işte bu dünyanın leziz nimetleri karşısında biraz freni ne kadar nasıl kullanmalıyız biraz onun muhabbetini yaptığımız için bu arada da deneyimleme için bazı arkadaşlar gaza gelebilir. Bir mahsuru yok yani öyle yemeği yemiyorum diyebilir falan. Şile Doğa Kulüp Yeditepe Üniversitesi'nin işlettiği çok hoş bir işletme. Yani hiçbir üniversite tesisine bir kere benzemiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle müstakil daire villalardan oluşan bir konaklama alanı. İşte gayet geniş böyle işte havuzları vesaire, yüzme havuzu vesaire olan gayet güzel bir tatil ortamı. Ben ara ara orada kaçıp kitap yazma falan filan gibi faaliyetleri de gündemimi aldım. İstanbul'a oldukça yakın olması büyük avantaj. Yani bir saatte işte buradan Caddebostan tarafından oraya ulaşabiliyoruz. Son derece hoş, nezih bir yer. Aynı zamanda bu tip kamp uygulamaları için bol miktarda uygulama alanı, açık spor alanları, yürüyüş alanları, 350 dönümlük arazide istediğinizi yapabilecek alanlarımız da mevcut. Dolayısıyla istemediğimiz kadar imkanlı olduğu bir yer. Zaten derslerin teknik anlatım kısımları salonda.
uygulamada Mahmut Hoca'nın, Yazı Hoca'nın yaptığı uygulamalı eğitimler doğanın içinde yapılıyor. Aynen. Çok güzel ağaçlıklı alanda. Evet, bu arada bunu da sıklıkla soruyorum. Ne yapıyorsunuz? Şeyma özetledi zaten. Ben bolca konuşuyorum her zaman olduğu gibi. Azize Şahin, mindfulness, farkındalık ve yoga konularında uzman eğitmen arkadaşımız. O özellikle insanın stres yönetimi diye anlattığımız bölümdeki uygulamalarını sizinle paylaşıyor. Eve götürebileceğiniz becerileri edinmek amacıyla. Mahmut Talha Sağlıklı, ismiyle müsemma Sağlıklı hocamız. O da beden hareketleri üzerinden zihnimizi geliştirme ve sağlıklı bir güncel hayat yaşamak için dik duruş yöntemlerinden tutun da işte herkesin uygulayabileceği spor yöntemlerine, fitbeyin uygulamalarına kadar her türlü uygulamayı bir şekilde bize gösteriyor. İki gün biraz sıkıştırılmış bir program yapıyoruz ama daha uzun programlarda bunların daha fazla detaylarını da aktarabiliyoruz. Bu iki günlük programda biraz ziplenmiş puan bir programımızla karşı karşıya olacaksınız. 17 yaşındayım, gelsem sıkıntı olur mu diye bir soru gelmiş. Onu açıkladık. Başımızın üstünde yerimiz var. Buyurun. Gayet de gelebilirsiniz, onu söyledik. Şöyle 19 bir yaşında bir kaydımız var şu anda. Hatta evet, 19 yaşında. Ben gençleri daha çok aslında tercih ediyorum, yaş olarak gençleri. Çünkü o yaşta birileri bana bunu anlatsaydı her şey biraz farklı olabilirdi. Evet. Bunları erkenden öğrenip de hayata uygulamanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten kampa gelen arkadaşlar belli bir öğrenme ve uygulama niyetiyle geldikleri için orada aramızdaki iletişim de çok farklı oluyor. Zaten işte kampın biraz gecesi gündüzü hep bu muhabbetle geçtiği için de hani zihinsel formatı değiştirebilecek bir ortam. Bu arada niye eğitim değil de kamp? Bana çok sorulan bir soru, niye kamp? Kamp bizi günlük hayat rutinimizden çıkarıp da belli bir yerde, belli bir süre, belli bir konuda odaklanmış halde tutmamıza fırsat verdiği için insanların zihinlerini kalıcı davranış değişikliği oluşturmak için çok daha güzel bir fırsat. Dediğim gibi elimden gelse her hafta yapacağım. İnşallah olur bakalım. Evet, hayatın amacıyla ilgili gelen çok soru tabii bu da canlı yayında da geldi. Hayat amacıyla ilgili konuşmak için kalkmış bir yer bence. Çünkü herkes hayat amacı yaptıkları tecrübelerini paylaştığı için vay be nasıl yani falan dediğimiz aynen. Bu arada hocalarımızın ben dahil olmak üzere hepsinin aslında genelde paylaştığı şey yaşam tecrübeleri, neden bu işi yaptıkları, nasıl ilerledikleri ve diğer insanlara örnek olabilecek aslında hikayeleri derlemeye çalışıyoruz. Çünkü hepimizin derdi ortak yani yaşam amacımız buna göre yaşamak. Biraz insanın fabrika ayarları kampı da buna yardımcı olabilmesi açısından bizim için önemli. Bu arada Çamtepe'deki ifa için bir şey söyleyeyim. Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi bizim yaşam okulu yıllardır, 8 yıldır yaptığımız bir yer. Bak Can hafiften sırıttı mesela, gitti oradaki deneyimi aldığı için çünkü. Orası bizim tuhaf uçuşlar yaptığımız, fikirler geliştirdiğimiz bu yaşam okulu kapsamında. İşte benim anlatıcı olarak gittim ama tonla şey öğrendiğim bir yer. Biraz mekanın hürmetine orada yapmak isteği doğdu ama onun dışında da oraya özel bir konsept geliştirdik. 4 günlük uzun bir kamp olacak. Sevgili Güneş'in Aydemir'de yani Buday Derneği'nin eski başkanı ve şu anda Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nin yöneticisi, sınıf arkadaşım Güneş'in Aydemir'de bizimle beraber olacak. İnsanın ne olduğu, ölüm, yaşam çevrimi ve tabiatın içinde insan hayatının anlamı gibi çok netameli konulara hep beraber gireceğiz. Biraz kendimizi bir başka açıdan tanımak için yeterince süremiz olacak. Eğer görmediyseniz Kaz Dağları'nı görmek için güzel bir fırsat. Kaz Dağları'nda internetten bakın Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi. Bizim rahmetli Victor Ananias'ın elleriyle inşa ettiği bir eğitim merkezi orası. Çok enteresan bir havası var. Hep beraber orada inşallah buluşup mevzuya daha derinden gireceğiz. Fırsatımız olduğunda da bu aktiviteyi özellikle Çamtepe'de olanı daha sık tekrarlamak istiyoruz inşallah. Tüm detayları açıkbeyin.com'dan ve sosyal aynen medya hesaplarından zaten ulaşabilirsiniz. Galiba en fazla Instagram'dan mı siz şey yapıyorsunuz? Evet, Instagram'da açıkbeyin eğitimler lütfen takipte kalın. Orada bütün bilgiler var. Yıl içerisinde daha birçok kamp organizasyonumuz olacak. Şu anda yerlerini netleştirme aşamasındayız. Yerleri netleştiği zaman ilave programlarla birlikte tamamı sizlerle paylaşıyor evet olacağız zaten. Marmaris ve Mersin kesinleşti. Onlar var. Ha, bu arada şeyler oluyor. Sürekli bu postların altına ya da canlı yayınlara. İşte atıyorum Elbistan'a da bekleriz. İşte muhakkak Azerbaycan'a da gelin. Olur gelelim de biz şöyle gidiyoruz genellikle. Ya biri orada bizi davet edip bir organizasyon yapıyor gidiyoruz. Ya da bir şekilde şanslı bir denk geldi oraya. Yani biz öyle tutup da Türkiye'nin neresine gitsek diye falan program yapacak kadar hani vakti olan insanlar değiliz. Ama siz orada bir organizasyon yapın. Açık Bey'ine Gökay'ı çekermişsiniz bu arada ani bir planla. Bak Gökay orada polis gibi duruyor. Gökay Kemalcioğlu'yla temasa geçiyorsunuz. Oh be kameralar biraz önüne çıktı. Çok rahatladım.
Gökay bütün işlerin karar vericisi evet. burada efendim. Nerede ne yapıyoruz, ne zaman yapıyoruz, Gökay'la görüşebilirsiniz. Evet. Bir yerde organizasyon olursa da biz genellikle hayır demiyoruz. Takvim durumu uyduğu sürece. Zaten ilkini Uludağ'da yaptık. Evet. Hiç beklemedik bir şey. Sevgili Uyumaz Türk, sevgiler sana. Bana da selam yolluyorum buradan. İlk koordinatörümüz İlfa Kampı'nın. Bulunduğunuz yerlerde de eğer böyle bir aktivite yapılmasını istiyorsanız, böyle bir arzunuz varsa, oradaki organizasyon yapılabilecek ortamlarla ilgili bilginiz varsa lütfen açık beyinle temasa geçin. Hocam müzik yine dikkat çekti. Hayvanlar işte yeni çıktı. Bir fuardan aldım. Bunların özel bir anlamı yok ama kötü yüzlü iyilik meleğiymiş. Öyle diyorlar. Tam benlik yani. Çok sevdim. Kötü görünüşlü iyilik meleği. Çocuk kampı soranlar var hocam. Çocuk kampı biraz daha netameli bir organizasyon süreci olduğu için tatillere denk getirip yapacağız. İlk çocuk kampı çok başarılı geçti. Şu anda raporları son haline getiriyorum. Bu arada izleyen sevgili velilerimiz varsa kampa çocuklarını gönderen, onların da raporları çok yakında ulaşıyor olacak. Çocuklarımızla ilgili çok güzel raporlar var vallahi. Bakarken ben de çok eğleniyordum biraz önce içeride. Yakında tamamlayıp sizlere test sonuçlarıyla beraber ulaştıracağız ve ilk tatil döneminde, malum artık tatiller ikiye çıkmış sene içerisinde, üçe pardon, üç tatile. O tatiller içerisinde de inşallah en kısa zamanda çocuk kampları, muhtemelen ilk başta İstanbul yakın çevrede, yine Şile'de falan, ama daha sonra yine dediğim gibi Türkiye'nin farklı bölgelerinde o kampları düzenlemek istiyoruz. Çocuk kamplarında hala kimsenin yapmadığı bir şey yapıyoruz. Anlatıyorum ki birileri de yapsın bizim yerimize. Yani çocukların iyi tarafına bakalım diye kamp yapıyoruz. İyi yerlerini görelim, yani nasıl davranıyor çocuklar, kuvvetli oldukları yanlar neler. Onları görelim diye bir sürü psikolog adayını falan yanımızda getirip Cumhur Cemaat 5 gün ailelerin girişi yasak bir kampta çocuklarla vakit geçiriyoruz. Çok eğlenceli. İnşallah en kısa zamanda bir daha yaparız. Allah aşkına yapalım, Allah'a özledi. Güzel olur. Evet, bu hafta sonu Şile'deyiz. Kaçırmayın, son 26. birkaç kontenjan kaldı ona göre. Orada görüşüyoruz. Çamtepe için Can 26. sosyal medyada yine bilgilendirmeyi yapacaktır 26 Ağustos 1 Eylül arası. İsteyenin çadırda kalabileceği, isteyenin aşağıda otelde konaklayıp işte dersler için daha çıkabileceği, biraz lojistiği kalması ve işleyişi farklı bir infa kampı olacak. Özellikle böyle kampçılıkla falan arası olanları bekleriz. Bizim Çamtepe'nin arkası hemen çadır kurmaya çok müsait. Gayet organik bir ortam var. Bazen jeneratör bozuluyor, elektrik bile kesiliyor, haberiniz olsun. Gece hayatınızda görmediğiniz kadar yıldız göreceğinizi garanti ediyorum. Yani ortam güzel. Kendi içimize doğru bir yolculuk için bulunmaz bir fırsat. Görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Instagram, YouTube, hepinize sevgiler.